kapakçımıza geldik. Kapağımızı yüzeysel olarak şu anda taşlıyoruz. Kapağı dağıtmadan önce sivav ayarlarını kontrol ettik. Sivav ayarları açıktı. Normal olması gereken ayarların fazlasıyla açıktı. Ses yapma ihtimali çok yüksekti. O yüzden kapağı komple elden geçiriyorum. Şimdi üzerinde bulunan çelik subap değil mi ustam? Evet. Daha dayanıklı. Subapların durumu nasıldı? Peki kapağı yorumlarsan yorumların neler olacak? Abi kapağın subap kayıtları boştu. O boşluklar aşırı derecede boştu yani. Onlar da ses yapabilir. Ama subap ayarları çok boştu. Sesi ondan yapıyordu muhtemelen. Kayıtlarını, yataklarını değiştik. Onları çaktık, yenisini. Şimdi yüzeyini taşıyoruz, temizliğini yaptık. Ondan sonra tekrar yuvaları derecelendirip tekrar sivav ayarına bakacağız. Sivav ayarlarını yapacağız. Kapağı toparlayacağız. Teslim edeceğiz inşallah. Eyvallah, inşallah ustam. Subapların durumu nedir peki? Araçta bir teklenme problemi de var. Subap ayarından kaynaklı olabilir mi? Sivav ayarları çok bozuk. Ondan da olabilir tabii ki de. Ama sivapları çok aşırı boş olduğu için yuvaya oturmuyor yani. Ondan da tekleme yapar. Sabahları geç çalışması yapar. Var. Onu da yapar. Atıklık da var kapakta. Aşırı derecede değil ama hafif bir atıklık var. Conta yanık. Ondan da tekleme yapabilir. Ustam 30 bin kilometre önce sıfır motor yapılmış ama hararet mi görmüş olabilir atıklık varsa? Evet. Bu hararet görmüş. Görmüş değil mi kapak? Hararet görmüş. Bir de gaz ayarlarına iyi bakmak lazım. Yakıt fazla gelmiş olabilir buna. Anladım ustam. Ustamız da sağ olsun. Onca işin gücün arasında müşterimizin düğünü varmış arkadaşlar. Davete dağıtmaya gelmiş. Tekrar Antalya'ya dönmesi gerekiyor. Ondan dolayı acilen getirdik ve ustalarımız sağ olsun ilgileniyorlar yetiştirmek için. Normalde bu gibi işlemler, silindir kapak, conta değişim işlemleri 3-5 gün bandında değişiyor. Kapakta bir problem çıkmazsa. İlk günümüz. Şu an acilen ustamız taşlıyor. Toplamasını yapacağız. Yarın sabahtan da toparlama işlemine geçeceğiz. Akşamına inşallah bir aksilik çıkmazsa müşterimizi göndereceğiz. Yıkama bölümüne geçiyoruz. Vakum testine geçiyoruz. Emme tarafın kontrolü bitti. Şimdi egzoz bölümümüze bakıyoruz.
Şu an derecelendirme yapılıyor. Vakumlar biraz zayıf düştüğü için yuvalara derece vereceğiz. Ondan sonra tekrar işleme devam edeceğiz. Tamam usta. Eski parçalarımız kontrol ediliyor. Ben acele dediğim için ustamızın bahsettiği olayları gösteremedik. Boşlukları gösteremedik. Fakat ustam buralarda bize neler anlatabilirsin? Şu an siboplarımızı inceliyoruz. Abi dediğim gibi daha önceden bir hararet görmüş. Yakıtla alakalı da bir sorun var herhalde. Fişekleri tez zamanda boşalttığı için. Siboplarda yağlardan belli fark ediyorsanız. Oralardan evet. Yağ çıkmış. Siboplar bayağı bir haşlanmış. Siboplarım haşlanmış dedi. Fişekler hakkında bir şey diyebileceğiz mi? Fişekler içeri şu anda tam şey yapamıyoruz ama bunların içi de aşınmış yani. Problem yaratan parçalarımız bunlar arkadaşlar. Tamamen değişti. Vakum testimizin son dakikaları. Testimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Yani sübap ayarı değil mi ustam? Sübap ayarına geçiyoruz. Tamam. Benzinle yakıyoruz. Kadehlerimiz takılıyor. Kaç kadeh kırıldı. Derelere yine. Merak edilen o sahneler, silindir kapak toplanırken neler yaşanıyor? Şu an be an öğreniyorsunuz. Şu an kadehimiz nasıl? Pürüzsüz bir şekilde geçiyor mu diye mi kontrol ediyoruz? Evet abi, rahatlaştırıyoruz ki sıvı ayarında sıkıntı yaşamayalım diye. Evet. Rahat çalışması lazım. Tamam usta. Her bir gözle bu işlemler yapılıyor. Eksantrik milimiz takılıyor. Emme. Renkli bıraktım ben. Emme egzoz olduğunu nasıl anlayabiliriz ustam? En basiti. Kamların da ölçüleri var. Kamlarda ölçüleri olduğunu söyledi ustamız. Biz de işaret diyoruz. Her ihtimalle. Anladım. Ustalardan harika hareketler. Adeta dans ediyor aparatlarımız.
işlemlerimiz başlıyor arkadaşlar. Kadir Ustam dakikaları kontrol ediyor. Mesai sonuna yaklaştık arkadaşlar. Son dakikalar. O yüzden biraz çabuk olmaya çalışıyoruz. Ustamızın alnından terler akıyor. Zor bir süreç yetiştirmek için. Ellerinde birçok kapak var. Herkes çalışıyor. Sübap ayarımız başladı. Şu anda ustamız emme tarafın sübap ayarını ayarlıyor. Sübap ayarımızın ölçüsü de emme 25, egzoz 35 arkadaşlar. Bu işlem tüm sübaplarımıza gerçekleştiriliyor. Santilimiz de ayarlamasını yapıyor. Konusu açılmışken ustamız kapağımızı dağıtmadan önce sübap ayarını kontrol etmiş. Biliyorsunuz ki emmenin 25 olması gerektiğini söylemiştik. Ustamız emmenin 45 olduğunu gördükten sonra bir daha sübap ayarlarıyla oynamamış ve direktmen kapağı dağıtmış. Zaten 25 ile 45 arasındaki büyük farkı anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Arada 20 sayı var. Şimdi orijinal ayarına getiriyoruz. Yaklaşık yarım saattir ustamız uğraşıyor. Son 4 tane kaldı arkadaşlar. 4. çeyreğe girdik. Bakalım bu çeyrekte kaç dakikamız gidecek? Her biriyle tek tek bu şekilde milimetrik uğraşıyor. Sübap ayarımız bitti. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Kapağımızı topluyoruz. Haydi bismillah diyoruz. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Tekrar eksantriklerimiz sökülüyor. Duman lastiklerimizin montajına başladık. Kapağımızı tekrar çevirdik. Sübaplarımızın oturduğu bölgeyi güzel bir şekilde temizliyoruz. Çabuk.
Gelmeyeceğim ya. Neye geleceksin abi bu saat? 8'e geleceksin. Bekliyor değil mi? Ha, bekliyor ama. Yaylarımız takılıyor. Gördüğünüz gibi normalde bu şekilde çok ince bir işçilik var arkadaşlar burada. Kadir ustam gidiyor mu? Gidiyor musun? Evet. Biz de aciliyetli bir iş çekti. Kapak almaya gidiyoruz. O yüzden ustalarımız gerekeni yapıyor şu anda. Tamam ustam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Vermiş olduğun ilgi için, anlayış için. Teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak, hayırlı işler. Tekrar masamıza yatırdık. Vakum testi. Arkadaşlar şu anda dükkan kapandı. Saatimiz 7. Ustalarımız 6'da paydos ediyor. Hiçbir çalışma yok. Mesaiye kaldılar bizim için. Eksantriğimizin bu noktaları yağlanıyor arkadaşlar. Kafesimizi çizmemesi için. Sırasıyla keplerimiz tekrar takılıyor. Swap ayarımızı kontrol ediyor. Eksantrik keçelerimiz takılacak. Takmadan önce keçemizin içerisini yağlıyoruz. Yağlamazsanız araç çalıştığında bir ses yapar arkadaşlar, uğultu yapar. Daha sonra bilyalar mı, keçe mi diye uğraşırsınız. Herhangi bir kaçak yapmaması için çok az bir şekilde keplerimize sıvı conta uygulayacağız. Belirli bölgelere tabii ki. Uygulamanın yapıldığı bölgeyi gördünüz.
Ustamız gayet profesyonel ve dikkatlice kullanıyor. Taşırmadan silme yani arkadaşlar. Çok aşırı sürülürse kenarı taşar. Daha sonra içeriye gider. Kanalları tıkar. Yağ kanallarımız kapanır. Keçeyi çakarken de dikkat edin. Çok fazla içeri girmesin. Aksi takdirde içeriye giren tarafta yağ kaçağı oluşur. Aynı işlem diğer keçemize de uygulanıyor. Adeta bir DJ gibi. Arkadan ses de geldi. Evet, kapağımız bitti arkadaşlar. Ustalarımızın ellerine sağlık, teşekkür ediyoruz. Bize ayırdıkları zaman ve mesai için. Herkese kapakçıdan bugünlük hayırlı akşamlar. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.